stüdyodan ve ben kardiyoya gitmeden önce hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle özellikle benim haterlarımın çok merak ettiği bir konudan açık seçik bir şekilde bahsedeceğiz. Fakat konuya başlamadan önce tabii ki benim Vuasova tarzına geçmem lazım. Yani size masa üstümden görüntü almam lazım. Bugünkü konumuz şu. Benim YouTube kanalımın kitlesini kimler oluşturuyor? Yetişkinler mi yoksa haterlarımın söylediği gibi çoluk çocuk mu? Dürüst konuşayım, hani ben daha önce Instagram'da da bahsetmiştim. Çoluk çocuk olması benim bir yerde amaçlarım için insanlara vereceğim mesajlar açısından daha çok işime gelir. Ama ticari olarak baktığımızda tabii ki yetişkinler ve çok ilginçtir benim kitlem büyük çoğunlukla yetişkinlerden oluşuyor. Size şöyle söyleyeyim, çoluk çocuk dediğimiz gençler belli ki beni pek sevmediler. Bilmiyorum neden. Belki de gerçekleri dilimin kemiği olmadan anlattığım için bu tabii ki o insanları, o çocukları mal gibi gören, paralarını, harçlıklarını elinden almak isteyen tiplerin de işine gelmediğinden geçenlerde biliyorsunuz Instagram'a postaladım, pardon. Dilan'ın satıcının torbacının bir tanesi bana milletin ekmeğini oynama diye yazıyor. Ulan arkadaş, yani nasıl bir insan, nasıl bir tip yaptığı pis işlerden kazandığı parayı ekmeğimle oynama bu şekilde görebilir ya. Ben size daha önce bahsetmiştim. Benim de kötü bir geçmişim var. Tabii ben steroid satmadım. Onlar bana küçük iş. Pis işler ben de yaptım. Küçük de değil. Ama hiçbir zaman ben bir şekilde bir zarara uğradığım ya da karşıma dürüst bir insan çıkıp da benim tekerime çomak soktuğu zaman demedim ki ekmeğimle oynama. Ben ne pislik yaptığımın ne günaha girdiğimin farkındaydım. Size öyle söyleyeyim. Ve bu yaptıklarım karşısında alabileceğim zararlara da tamamen hazırdım. Hiçbir zaman oradan gelen parayı ben ekmek parası olarak görmedim. Ama her neyse, konumuz bu değil. Şimdi voiceover tarzına geçiyoruz. Size direkt YouTube kanalımdan yaptığım screenshot'taki istatistikleri göstereceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi voiceover tarzına geçtik. Ve şu anda burada açık saçık görmüş olduklarınızda benim kanalımın istatistiklerinden alınmış küçük bir parça. Size şöyle söyleyeyim. Bunu benim burada bu kadar açık seçik göstermemin sebebi ne? Tam olarak kanalımın kullanıcı kitlesini hepinizin görmesi, o öptüğümün haterlarının da, kusura bakmayın mübarek aydayız, küfür edemiyorum, o yüzden böyle üstü kapalı geçiştiriyorum. Evet, bakalım benim kanalımı kimler seyrediyor? Burada gördüğünüz üzere şu yukarıda kanalın açık olma zamanını gösteriyor. 25 Kasım 2016 diyor ama benim ilk videolarımı yüklemem tahmin ediyorum 2017 yılının Ocak ayı olsa gerek. Yani aşağı yukarı 1,5 senedir açık olan bir kanalım var. Elimden geldiği kadar videolar çektiğim. Birincisi bu. Bu zaman içerisinde izlenme süreme baktığımız zaman aşağı yukarı 2 milyon dakikaya yaklaşıyor. Sizin de burada gördüğünüz gibi tam olarak 1 milyon 974 bla bla her neyse. Görüntülenmeme baktığınız zaman da yarım milyondan fazla görüntülenmem var şimdiye kadar. O da inşallah zamanla 1 milyona doğru gider. Her neyse. En önemli kısma gelelim. Haterlarımın bana sürekli söylediği sen çoluk çocuğa hikaye anlatmaya devam et. Ne yazık ki durum öyle gözüküyor ki çoluk çocuk ben hikaye anlatmadığım, ben gerçekleri söylediğim için beni pek sevmiyor. Bu arada şüphe edenler, bakın burada kanal resmim ayrıca. Yani istatistikler tamamen benim kanalımdandır. Çoluk çocuk beni sevmiyor. Çünkü çoluk çocuk dediğimiz henüz reşit olmamış kitleden 13 ila 17 yaş arası gördüğünüz gibi çok 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 az bir izleyicim var. Keşke daha çok olsaydı. Her ne kadar kârlı bir grup olmasa da. Neden diyeceksiniz? Çünkü ben ileride herhangi bir şey satmaya kalkarsam ya da sponsorum olursa bu yaş grubu bu açıdan kârlı bir grup değil. Ama gördüğünüz gibi bendekiler hep yetişkin. Büyük çoğunluğu. Bu açıdan da ben bir şey satmaya kalkarsam bayağı kârlı olabilirim yani. Onu da söylemek lazım. Her neyse, bakalım peki kimler beni daha çok izliyormuş?
Kısa bir süre öncesinde kanalı bereket çarptı. Bir kere onu söyleyeyim. Bereket çarpmadan önce bu istatistikler aşağı yukarı bir 3-4 gün önce çok daha farklıydı. Yani nasıl farklıydı? Bu 18-24 yaş arası gençler, bunlar da bende çoğunlukta değildi. Bunlar şuralarda bir yerlerdeydi aşağı yukarı. Bereket çarptıktan sonra onlar da atağa geçti belli. Bayağı bir seyretmeye başladılar beni. 25-34 yaş arası kitlem ve 35-44 yaş arası kitlem, özellikle bunlar kanalı açtığımdan beri gerçekten eksik olmasınlar. Beni en çok izleyen, destekleyen ve ne diyeyim, teşekkür ediyorum. Yani yaşıtlarım ve benim abilerim, öyle söyleyeyim. Abilerim olacak yaş grubu. Bunlara çok teşekkür ediyorum buradan, beni destekledikleri ve izledikleri için. İnşallah gençler de ileride izlemeye başlar, desteklemeye başlar aynı şekilde. Hep birlikte göreceğiz. Bunun dışında şu alt taraftaki kesim benim için çok ilginç. Belli ki 55-64 yaşındakiler beni görmeye bile tahammül edemiyor. Çünkü bir şey yok burada pek fazla. Ama yine güzel olan bir şey var. Ben acaba şu anda 65 yaş üstü olanlar YouTube kullanıyor mudur diye düşünüyordum. Durum onu gösteriyor ki hani bir iki kişi de olsa, az çok da olsa 65 yaş üzeri de beni izleyenler var. Onlara da buradan söyleyebileceğim, helal olsun, aynen devam. Yaş önemli değil, önemli olan benim açımdan eğer ki konu vücut geliştirme ise az ya da çok bir şeyler yapmak. Az ya da çok. Yani herkes podyuma çıkacak diye bir kural kanun yok. Ayrıca size burada bir de cinsiyet açısından bir şey göstermek istiyorum. Zaten görüyorsunuzdur. Bakın burada erkek, kadın. Bayan izleyicilerim bayağı bir azınlıkta ama normal. Neden normal? Çünkü onlara yönelik content hazırladığım, onlara yönelik içerik hazırladığımdan bahsedemeyiz. Benim hazırladığım içerikler genelde size nasıl desem, vücut geliştirmenin gerçekleri ve vücut geliştirmenin hardcore kısmına giden şeyler. Yani tam olarak fitness diyemezsiniz. Bu kanalın fitnessle alakası olduğu söylenemez. Daha çok vücut geliştirme, bodybuilding diyelim. Bu tip gerçekler. Bunun dışında kendi hayat deneyimlerim, kendi deneyimlerim paylaşmış olduğum oyunlar ara sıra atıyorum. Keşke daha çok atabilsem ama ne yazık ki son zamanlarda pek o kadar da oynamaya imkanım yok. Bunun dışında neler var kanalda? Başka işte Amazon'dan ısmarladıklarım ne geliyor ne gidiyor. Hani belki birileri de bende gördüklerini almak ister. En azından bilsinler kaç paradır, nedir, ne değildir diye. Bu tip şeyler, yani uzun lafın kısası kanalın içeriği, canım ne istiyorsa o. Fazlası da değil, azı da değil. Evet. Şimdi sevgili haterlarım, aşağı saydırmaya başlayabilirsiniz. Ben eminim İzleyen kardolarımız size gerekli cevabı fazlasıyla verecektir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.